Sanki hocam şey dediniz, enişte de derse katılacak diye mi duydum sanki? Evet. Katılmadı ama onun için sordum. Yok. Bizde normalde 9'da 5 saati. Evet. Devam edelim. Valla hocam ne var işte, Malatya soğuk bu aralar. Yağmur yağıyor 2-3 gündür. Yağdı mı? Çok güzel. Yağ yağıyor hocam. Cuma'ya kadar da yağacak. Yağmur iyi mi? Sizin için kötü mü? Yağmur şu an için iyi ama aşırı derecede yağdığı zaman çiçekleme dönemi olduğu için Kayseri'de çiçeğe zarar verme ihtimali doğuyor bu sefer. Öyle mi? Yani belli bir miktara kadar iyi, belli bir miktardan sonrası iyi değil yani. Evet. Yani kararında olması önemli. Evet hocam. Hocam müsaade ederseniz birkaç tane sorumuz olacak yine hocam. Zümer suresinin 49. ayet hocam. Evet. Diyor ki insana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Sonra tarafımızdan ona bir nimet ihsan ettiğimizde der ki bu bana ancak bir bilgim dolayısıyla bana verildi. Hayır, bu bir fitne, kendisi için bir denemedir. Ancak çoğu bilmiyorlar. Şimdi hocam bu ayeti şu şekilde soru haline getirip size soracağım. Şimdi ben bu Allah'ın hayata müdahilliği noktasında takriben 50'nin üzerinde ayeti bir araya getirip bir havuz oluşturdum. Oluşturmaya da devam ediyorum. Yani kendi içinde bir çalışmam da var sizin yaptığınız açıklamalar neticesinde. Şimdi Allah'ın hayata müdahilliği yok ise bu vatandaş burada diyor ki ben bu kazandıklarımı diyor kendi bilgim ve kendi ilmim sayesinde elde ettim diyor. Kendi çabam, kendi bilgim, kendi ilmim sayesinde. Ama burada adam kınanıyor. Yani sen kendi ilmin, bilgin sayesinde bunu elde etme düşünceni Allah burada kınıyor esasında. Yani bu ayete bakış açımız nasıl olmalı hocam? Şimdi istersen Lokman Suresi 32. ayeti bir açalım hocam. Hemen açtım hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Onları kara gölgeler gibi dalgalar sarıverdiği zaman, dini yalnızca ona halis kılan gönülden bağlılar olarak Allah'a yalvarıp yakarırlar, dua ederler. Böylece onları karaya çıkarıp kurtarınca artık onlardan bir kısmı orta yolu tutuyor. Bizim ayetlerimiz gaddar, nankör olandan başkası inkar etmez. Evet. Başka ayetlerde, buna benzer ayetlerde de şöyle diyor. Onlar denizde hafif meltemle güle oynaşa giderlerken şiddetli bir kasırga çıktığında Allah derler. Ne zaman onları karaya çıkarsa onlar yine eski hallerine döner büyük çoğunluğu. O zaman dünya hayatında yine bir ayet önüne verelim. İsra suresi 16. ayette Selamünaleyküm. Başladık. Sen de gel. Büşra'ya söyle, o girer. Giremezse ben
müdahale edeyim. Hocam ben size istersen bir link atayım. O linki direkt oraya atın. WhatsApp'ta. Linki atılır da daha yeni girince problem oluyor. Bakalım. Girerler herhalde. Linki sen aslında geldi hocam. Girdi. Tamam. Kurdur açalım. Evet. Serkan Bey hoş geldiniz. Şimdi biz selamun aleyküm. Aleyküm selam. Serkan Bey hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misin? Hoş bulduk Şenol abi. Çok şükür. Çok şükür. Sen beni tanımıyorsun da ben seni tanıyorum abi. Bayağı izledim sizi. Öyle mi? Eyvallah. Seninle de tanışırız inşallah Serkan hocam. İnşallah. Ben yani sen gerçekten ha bayağı ilerlemişsin ya. Bayağı yani derine inmeye gayret de ediyorsun da bende o kadar yok. Ben sadece şimdi dinleyiciyim. yani bizim çabamız da Kur'an'ı iyi anlamak hocam. Bir yerden başlayınca yavaş yavaş ilerleyince bir şeyler ortaya çıkıyor inşallah. Siz de yanınızda Ali Rıza hocam gibi mükemmel, Allah razı olsun, büyük bir cevher var. O cevher gölgesinde kaldığınız sürece inşallah siz de belli bir noktaya geleceksinizdir. İnşallah ama tek temennimiz hocam. Allah yardımcınız olsun inşallah. Soruna cevap veriyorum Şenol hocam. Evet buyurun hocam. İsra suresi 16. ayette diyordu ki, biz bir şehrin önde gelenlerine bozgunculuk yapın deriz. Onlar da bozgunculuk yaparlar. Biz de o ve onunla birlikte olanları helak ederiz diyor. Evet. Şimdi Zümer suresi 49'u şimdi yeniden bu bilgileri verdikten sonra anlamaya çalışalım hocam. Onu tekrar açabilirsen. Ya önümde hocam, ayet önümde. İnsana bir zarar dokunduğu zaman bize dua eder. Bir dakika o zaman. Hocam orada duralım. Şimdi insana bir zarar dokunduğu zaman ifadesini kullanırken Kur'an, dünya hayatında deprem, sel felaketleri, yıldırım, değişik ifadelerle insana bir sıkıntı düştüğü zaman hemen Allah'a dua ederler. Yani burada dua etme olayı, insan inkar etse de ateist olsa da, deist olsa da Allah'a dua ederler. Yani ondan kurtulması için Allah'ı ön plana çıkarırlar diyor. Orada ne diyordu? Kara gölgeler gibi kasırgalar sarınca, rüzgarlar sarınca o Allah'tı. Ama ne zaman ki onu karaya çıkardık, o zaman o der ki, eski hallerine döner, onun dışında hareket etmezler. Şimdi, hoş geldin Gazi Hocam. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar hocam. Aleyküm selam. Milletler. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Şimdi ayetin ikinci bölümünü okuyalım. Biraz kaldır. Gazi Hocam, kameranı biraz kaldır. Tamam, iyi, güzel. Eyvallah. Şimdi Şenol Hocam, ayetin ikinci bölümünü okuyalım. Sonra tarafımızda ona bir nimet ihsan ettiğimizde der ki, bu bana ancak bir bilgin dolayısıyla bana verildi. Şimdi burada önce Allah diyordu, sonra Allah'ı bir tarafa atıp unutup kendini ön plana çıkarıyor. İşte hep zengin olanlar, varlık sahibi olanlar, gelen peygamberleri yalanlaması da bundan kaynaklanıyor. Hani en güzel örneği Karun'da görüyoruz. Kur'an'ın ifadesine göre. Karun'a ilim adamları, alimler demişlerdi ki, ey Karun, sen şu kazandığından, Allah'ın sana ihsan ettiklerinden sen de insanlara ihsan et demişti. Ama o demişti ki, bu bendeki olan olay, yani zenginlik, mal varlığı Allah'ın verdiği değil,
kendi aklım sayesinde, kendi çaba ve gayretimle bunları elde ettim demişti. İşte evet. Arkasından ne diyor? Ahiret alemine girdiğinde ebedi cehennemde ona özenen insanlar onu gördüklerinde iyi ki onun gibi olmamışız ifadesi de geniş bir yelpazede bunu anlatıyor Kur'an. O zaman burada Allah'ın nimet verdiği dediği zaman nimet verilenler hep Rabbin yolunu terk edip peygamberleri yalanlayan insanlar. Bunu buradan vurgulayarak anlatmak istiyorum. Allah'ın nimet verdiği ifadesi kullanılıyorsa orada hep yalanlayan insanlarla karşılaşıyoruz. Ya bu yalanlamayan insan var ama konu içinde yalanlayan insanlar olduğu anlaşılıyor. Evet. Peki hocam yani dışarıdan bu ayete baktığın zaman işte Allah'ın hayata müdahilliği noktasında yani sizin ayeti açıklama tarzınızı diğer ayetlerle yaptığınız ilişkilendirme neticesinde ben söylemek istediklerini gayet çok iyi anladım hocam. Ama şöyle bir durum var işte hayata müdahilliği noktasında söz konusu olduğu zaman ya bu adam da kendi ilmi, kendi bilgim sayesinde ben bunu elde ettim, şunu elde ettim, bunu kazandım, bunu başardım, bunu ettim deme hakkına sahip değil mi yani? Deme hakkına sahip değil. Allah dilerse veririm dediğine göre sana o mahareti, o çabayı, o gayreti, o feraseti sana veren Allah değil mi? Evet. Bak bir ayette de diyor ki bu da Kehf suresinde geçer. Yarın şunu yapacağım dediğin zaman inşallah Allah izin verirse inşallah demedik ki bunu demeyin diyor Allah. Evet. O zaman her şey Allah'ın elinde. İşte biz de Allah'ın elinde olan o malzemeleri Allah bize o konuda feraseti verdiği sürece ancak onları yapabiliyoruz. Bunu demek evet. Gerekiyor. Ama evet. Ama oradaki ifade yani o Enfal suresinin 17. ayetindeki o oku attığınızda o oku atan siz değildiniz. Kafirin böğrüne o saplanan oku bu doğada ortaya çıkaran benim. Yani o oku imal eden benim. O oku meydana getiren unsurları kullanan sizlersiniz ama o unsurları size sizin hizmetinize veren benim. Esas da o kafirin böğrüne sapladığınız o benim size verdiğim araçlar sayesinde o ilmim benim esas. Tabii evet. Ki. Yani o zaman İnsan ben şunu yaptım, bunu yaptım deme hakkına sahip değil. Buna Allah izin verdiği için ben yaptım. Mesela yine Hicr suresi 9. ayette bu Kur'an'ı biz indirdik, onun koruyucuları da biziz ifadesi kullanıyor. Peki Kur'an'ı Allah koruyorsa o zaman şu soru cevap verilemez. Yani Tevrat'ı, İncil'i Allah indirmedi mi? Tevrat'ı indirdik. İncil'i indirdik, Zebur'u indirdik diyor. Peki onları neye korumamış Allah? Peki onlarda o zaman yazı yazacak materyaller ellerinde olmadığı için. Yani Allah diyor ki biz bu Kur'an'ın yani bir ayette diyordu ya bazılarını açıkladık, bazılarından da vazgeçtik ifadesi kullanırken açıklanan şeyle ilim ve vahiy bilgiler özdeş olarak birbirine paralel olarak ilerliyorlar. Hocam şey diyeceğim işte Hicr suresinin 9. ayetinde işte onu zikri biz indirdik. Onun koruyucuları biziz. İşte geçmişteki kitaplarının korunmamasının sebebi yazı ve araç gereçlerinin o çünkü insanların elinde olmadığı için bunu muhafaza edemediler. Muhafaza edemediklerinden dolayı kulaktan dolma bilgilerle Allah'ın vahiy işte toplumda yaygınlık kazandığı için haliyle kelimelerin yerlerinde oynamalar, dejenerasyonlar başladı. Analiz bu. Peki hocam, yani yazının icatı belli. Yazının icatı zannedersem milattan önce 4000 yıllarına kadar dayanıyor. Hazreti İsa'nın yaşam süresi de milat zaten başlangıç Hazreti İsa'nın doğumuyla başlayan bir durum. Yani Hazreti İsa'nın doğumu esnasında yaşadığı hayatta yazı bilinen bir şey.
Hocam yazı biliniyor da bak mesela Kur'an bu yazı kültürünü matbaaya taşıma olayı kaç bin yıl geçmiş onu da düşünebiliyor musun? Yani yazı biliniyor, çivilerle yazılıyor, efendim değişik resimlerle yapılıyor ama yazı kültürü ve sanatı geliştiğinde Allah'tan gelen vahyi bilgiler peygamberin kalbine ilka ve ilham ediyor. O ağzından çıkan cümleleri Furkan suresi 4. 5. ayette ve Enam suresi 91. ayette nasıl anlatıyor bir bak. Onlara bir bakalım hocam. Hemen açıyorum hocam. Furkan suresi 3-4. 3-4 değil hocam 4-5. 4-5 hemen açtım hocam. Önümde. İnkarcılar dediler ki bu Kur'an olsa olsa ancak onun uydurduğu bir yalandır. Kendisi düzüp uydurmuş ve ona bir başka toplulukla yardımda bulunmuştur. Böylelikle onlar hiç şüphesiz haksızlık ve iftira ile geldiler. Ve dediler ki bu geçmişlerin uydurduğu masallardır. Bir başkasına yazdırılmış olup kendisine sabah akşam okunmaktadır. Bir taraftan bu ifade, bir taraftan ezberliyorlar, bir taraftan da onu deriler ve kağıtlar üzerine yazıyorlardı. Bir ayette bunu destekleyen bir ayet. 6'ya 91 mi? 6'ya 91 yani Enam suresi 91. ayette Allah beşere hiçbir şey indirmemiştir demekle Allah'ın kadrini, kıymetini takdir edemediler. Musa'ya nur olarak indirdiğimiz böyle bak. Niye ona yazdığınız demiyor. Musa'ya nur olarak indirdiğimiz sizin de deriler ve kağıtlar üzerine yazdığınız o kitabı kim indirdi? Bak bu çok önemli. Peki deriler... kıymetli hocam. Peki çok güzel. Oradaki Musa'daki ince ayrıntıya vurgu yaptınız. Doğrudur. Peki Hazreti Muhammed Aleyhisselam için yazdı diye bir ibare var mı? İşte o Furkan suresi okuyorlardı, yazıyorlardı ifadesi bunu göstermiyor mu? 4'te ve 5'te değil mi hocam? İşte. Arkasından diyor ki bazılarını açıkladı, bazılarında vazgeçtik ifadesi kullanıyor. Açıklanan ifadeler onu teknolojik bilgilerle hani yazının yazılabilmesi için kalem lazım. Onun yazacağı defter, kağıt lazım. Deriler üzerine yazması lazım. Bu olmasa bunları nasıl yazacak insanlar? Yani bir şeyin oluşabilmesi için mutlaka sebep ve sonuç ilişkilerinin mutlaka ama mutlaka kurulması gerekiyor. Evet, sebep sonuç. Hocam, esas soruma geçmeden kısaca bir sorum olacaktı. Bu Yusuf'un kuyuya atılma mevzusunda müteşabih bir anlatım yok değil mi hocam? Yoksa ya, bilindik orada, kuyuya mı atın? Onu istersen geniş olarak bir anlatayım. Orada öldürelim dediler. Bu ifade neyi anlatıyor? Önce şu Maide suresi 26'dan itibaren bir okuyalım. 27. 26-27'den itibaren. Açtım hocam. Allah dedi ki artık orası kendilerine 40 yıl haram kılınmıştır. Ha, bu şeyler İsrailoğulları için söylüyor. Arkasından devam ediyor. Onlar yeryüzünde şaşkınca dönüp duracaklar. Sen de o fasıklar toplumuna üzülme. Onlara Adem'in iki oğlunun gerçek olan haberini oku. Oradan başlıyoruz işte. Orada ne diyor? Adem'in iki oğlunun gerçek haberini oku. Bak bu çok önemli. Yani insanları kuran bir Rabbani yolda olanlar, bir de gayri Rabbani yolda olanlar ve her iki yolda olanın davranış ve yaşam biçiminin fotoğrafını koyuyor orada. Evet. Devam edelim. Onlar Allah'a yaklaştıracak birer kurban sunmuşlardı. Birininki kabul edilmiş, diğerininki kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen demişti ki, seni mutlaka öldüreceğim. Öbürü de
Allah ancak korkup sakınanlardan kabul eder. Şimdi burada ben mutlaka seni öldüreceğim. Niye öldürecek? Sebep ne yani? Allah diyor ki bir canı haksız olarak öldürenler 98. Öldürenler diyor ebedi olarak cennete girmesi haram kalınmıştır diyor. Evet. O zaman bir bunlar ne oluyor? Hep Müslüman olanları öldürme peşinde. Neden? Çünkü gittikleri yol küfür yolu. Hani yine Nisa suresi. Yani hocam gayri Rabbani yolda olan toplulukların Rabbani yolda olan insanları ölüm tehdidi altında bulundurması olayı mı burada? Tabii hep ki ölüm tehdidi değil, sadece bizzat öldürüyorlar. İşte evet. Onu öldürdü ifadesi. Yusuf'u öldürelim dediler. Ondan sonra kuyuya attılar ifadesi. Bunu göstermiyor mu? Ama Allah şunu, kurbanı kabul edilen, edilmeyen ifadesi kullanırken yani diyor ya Enam suresi 162. ayette de ki benim yaşamımı, ölümümü, dirimimi, ibadetlerimi gökleri ve yeri yaratan Allah belirler. Müslüman olanların yaşam biçimini Allah belirliyor ama inkar edenlerin yaşam biçimini, hayat tarzını şeytanlar belirliyor. Hani diyor yani ya Yusuf'u Yusuf'u öldürelim derken onun getirdiği yani geç peygamber de değil orada diye yani orada desen ki peşler gibi anlatırsa onun getirdiği öğretileri ortadan silelim, ortadan kaldıralım düşüncesi hasıl oldu. Öyle bir durum da yok. Peygamber değil çünkü orada. Orada peygamber değil ama babamın diyor ona karşı bir sevgisi vardı. Onu kaldıracağız biz onu ortadan diyor. Onu öldürürsek sevgili bize yönetecek. Neyse babasının konumunu da anlatırken şaşkınlardı ifadesiyle anlatıyor ona. Yani o Yusuf'un dışındakiler bir tanesi hariç onu babam şaşkınlardan da ifadesiyle kullanıyor. İşte Yakup bir peygamber, oğlu Yusuf da o Yakup babasının ortaya koyduğu misyonu, yaşam biçimini sürdürme hayalinde olan birisi. Hani rüyanda seni 11 yıldız bilmem gördük ifadesi kullanıyor ya. Ay olarak görüyorum. Bunu diyor kardeşlerin anlatma. İşte orada 11 yıldızın sonradan buradaki ifadesi de onlar hakikati, gerçeği Yusuf'u Allah Mısır'ın lideri yaptı. Hatta orada babası Yakup'un onlara anlatma derken o 11 tane kardeşini şeytanla birlikte kullanıyor. Tabii ki. Neden şeytanla birlikte kullanıyor? Çünkü Rabbani yoldan sapmış insanlar onlar. Rabbani yoldan sapan insanların hepsi Allah'ın gönderdiği vahiyleri, gönderdiği peygamberleri yalanlayan insanlar. Yalanlayacaklar. Yani etkileyici olmasının en büyük sebeplerinden biri benim nazarımda bir babanın evlatları için bunu nitelendirmiş olması. Yani esasında aile kurumunun soya bağlı değil de aynı inanç etrafında toplanan topluluklara yani kişilere aile diyor. Aynı Nuh'un oğlu gibi o senin ailende değildi ibaresi var ya. Burada da esas da Yakup Aleyhisselam'ın geriye kalan gayri Rabbani yolda olan 11 çocuğu için şeytanla birlikte anmış olması esasında orada aile kurumunu da güzel bir şekilde tanıtıyor bence. Çok güzel. Olay bu hocam. Evet. Aleykümselam. Hocam sizin ana temel ayetiniz olan 33. surenin 72. ayetini kısaca böyle bir üzerinden geçelim hocam ya. Diyor ki Allah biz göklere, yere, dağlara o emaneti sunduk da onlar bu emaneti yüklenmekten kaçındılar, korkuya kapıldılar. Ama insan bu emaneti yüklendi,
ne zalimdir, ne cahildir ifadesi kullanıyor. Peki evrende o zaman iki varlık var. Yani Kur'an'daki o formül ayetleri ait olduğu yere koyamazsak Kur'an hikaye ve masaldan öteye geçmiyor işte. Orada diyor ki... Evet, iki varlık var dediniz hocam. Biri ne, biri ne? Biri melekler. O da hani onlar sorumluluktan kaçındılar. Sebebi bilinen bir olayı daha güzel sebebe bağlayarak anlatıyor. Bu melek konumunu da Bakara suresi 32. ayette 31'de şöyle diyor. Ey melekler, Adem'e bütün isimleri öğrettik. Meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Onlar iblisin dışında hepsi secde ettiler. Melekler Adem'e isimleri öğretin dediği zaman melekler de dediler ki 32. ayette Allah'ım sen bize bildirdiğinin dışında hiçbir bilgimiz yok ifadesiyle onlara melek kelimesi kullandığı zaman Kur'an onlara Allah'ın bugünkü insanlığın içgüdü diye tarif ettiği o doğan hayvanların, ağaçların, bitkilerin aklına ne kadar yaratılmış olan varlıklar varsa bunların hepsi kendi görev alanı içerisinde aktif hale dönüştürülmesine işte bilgiyi öğrettik ifadesiyle bunu anlatıyor. Yani insan dışındaki canlı, cansız tüm varlıkların hepsi orada melek statüsünde. Hepsi melek. Yani meleği şöyle tarif edelim. Yine Kur'an'ın tarif ettiği yerin. Kur'an'da 93 yerde melek kelimesi geçer. Bak, bunu duyanlar hop oturup hop kalkıyor. Melek insanların biyolojik yani damarlarıyla, hücreleriyle, efendim organlarıyla, eliyle, ayağıyla, gözüyle, kulağıyla ne varsa bunlar melek. Ayrıca psikolojik yani her insanda bir takva meleği var. Bir de iblis meleği var. Bu da dahil insanların karar verdiği yönde insanlara secde eden bütün varlıkları Allah melek diyor. Peki hocam, burada canlı cansız varlıkların yüklenmekte korktuğu şey ve insanın yüklenmekten hiçbir beis görmediği şey nedir? Hani sorumluluk diyor hani suresinde diyor ya. Araf suresinin 172. ayetinde ne diyordu? Ademoğullarını sırtlarından zürriyetlerini aldığımızda bütün insanlar Rabbimiz Allah'tır demişlerdi. Nefsiniz buna şahit olsun. Bu neyi ifade ediyor? Bu iki tane iblis ve takva meleğinin insana dürtü verdiğini ve yanlış yaptığı zaman yanlış yaptın diye uyaran bir takva sesini, doğru yaptığı zaman da yine uyaran bir tasdik eden bir takva sesini anlatırken ayıp yerler kendilerine açılıverdi ifadesi kullanırken kötülüğü programlayan, kötülüğün ana kaynağı tohumu olan bir de iblisten söz ediyor Kur'an. Ya hocam peki çok güzel. Şimdi hemen bu bir parantez açalım. Burada devam edersiniz. O bahsettiğiniz ayet Araf suresinin 27. ayetleri. Kendilerine ayıp yerleri belli olduğu. Oradan hemen yaprakları alıp kapattılar. O ayıp yerleri belli oldu derkenki ifade kapattıkları o araç ne? İşte ayıp yerleri kendilerine açılıyor derken insan bir günah işlediği zaman tövbe edip neyle kapatıyor o yanlışlığını? Takva Resulü'yle kapatıyor. Yani her insan yanlış yaptın diye takva Resulü olabilmesi için de takva Resulü'nü de kullanabilmesi için de Allah'tan gelen öğretilere vakıf olması gerekiyor. Zaten ona Resul diyor Allah. Hani Hac suresi 75. ayette Allah meleklerden de insanlardan da Resuller seçer diyor. Peki insanlardan Resul seçiyor peygamberler. Peki meleklerden seçtiği Resuller nedir? İşte meleklerden seçtiği Resuller Allah'ın kodladığı bilgiyi Allah'ın kodladığı gibi çözen, objektif olarak onu anlayan insanlar
Allah Allah, hani bunu yine Şura suresi 51. ayette diyor ki Allah insanlarla durup da konuşmaz. Konuşursa yavahiyle konuşur. Bu sadece peygamberlerle konuşma olayı veya meleklere bilgiyi kodlama olayı. Hani biz araya daha vahyettik ifadesi kullanıyor ya, o vahyetmiş olduğu bilgiler onları kesinlikle hangi melek konumundaysa, ağaçsa ağaç konumunda, hayvanlarsa hayvan konumunda, dağsa madense maden konumunda bilgiyi onlara vahyediyor. O vahyettiği bilgiyi objektif olarak insanlar çözdüğü zaman Allah'ın ona kodladığı bilgiyi çözdüğünden dolayı Allah'la inkar edenler arasında bir elçilik ortaya koyuyor. Bu çok önemli. Bunu anlayan insanlar Kur'an'daki bazı çözülmesi zor olan ayetleri de anlarlar. Arkasından diyor ki, perde arkasından, arkasından devam ediyor. Ya da elçi aracılığıyla konuşur. İşte Müslüman olanlar evrendeki o madenlerin, yaratılmış olan meleklerin dilini çözdüğü zaman ne oluyor? Teknolojik konularda boy atıyor. Hani inkar edenler bugün teknoloji konusunda bütün dünyada onları oyuncak haline getiren teknolojik aletleri üretmesiyle Allah'ın onlara meleklere bilgiyi kodlayıp o meleklerdeki çelişkisizlik ilkesine bağlı kalarak teknoloji üretiyor onlar. Esaslı hoca, burada işin ilginç tarafı işte Ahzab suresinin 72. ayetinin özelinde, yani özetleyecek olursak orada esasında iradeli varlıklar sorumluluktan, yüklenmekten kaçınıyor. İradesiz varlıklar. İradeli varlıklar da yüklenmekte bir beis görmüyorlar. Orada ve devamında da diyor insan çok zalimdir diyor. Yani zalim derken de sanki böyle, yani hem yüklenmekten kaçınmıyor hem zalim. Yani esasında yüklenmekten korkanın insan olması gerekir. Yani sorumluluktan insanın kaçması gerekir. Ama Kur'an diyor ki korkanlar alimdir ancak diyor. Evet. Onu bilmek gerekiyor. Bak, İlme Kur'an... dayalı korkanlar hocam. Kur'an'da mesela korkuyu da Kur'an ikiye ayırıyor. İşte Arapça buralarda gerekli hocam. Şimdi mesela korku Arapça işi. Kur'an'da korku iki şekilde anlatıyor. Bir haf kelimesiyle, bir de haşyet kelimesiyle. Hafla anlatılan korku insanın doğal refleksi sonucu elde ettiği korku. Mesela bir insan fareyi gördüğü zaman nasıl kanepenin üstüne çıkıyorsa o korkuya haf diyor. H-A-V-F. Ama haşyet olan korku ise ilme dayalı. Yani huşu içindeki olan korku ise ilme dayalı korku. Yani Müslümanların, Allah'tan korku duyanlar, huşu içinde olanlar esas da ilme dayalı olan korku. Yoksa guru böyle kuru bir şekilde ben Allah'tan korkuyorum değil. Belli bir bilgi birikimine sahip olduktan sonra, belli bir ilme sahip olduktan sonra, hakikatin farkına vardıktan sonra oluşan o korkuya haşyet diyor Kur'an. Hocam, ama diğer normal insan refleksi, yani hiçbir ilme bilgiye dayanmayan insan da ben Allah'tan korkuyorum diyor. Ama her türlü her zeyde yiyor. Demek ki değil mi hocam yani? Bir soru sorayım hocam sana o zaman. Buyurun hocam. Şu anda insanlar iki gruba ayırıyor Allah. Kurbanı kabul edilen, edilmeyen. İman eden, salih amel işleyen, inkar eden ve zulmedenler. Peki bunları ayırırken Kur'an insan çok zalimdir, çok cahildir ifadesini kullanmakla haksızlık olmuyor mu? O peygamber olan, Rabbani yolda yürüyen, Allah yolunda canlarını feda eden insanlara. Devamında bu soruyu soracaktım hocam. Yani evet. O zalimliği insan topluluğu içinde güzel insanlar, takva ehli olan insanlar, peygamberler var. Mesela orada bir ifade kullanıyor Allah. Karı niye el almamış da sadece o zalim olan insanları el almış? Evet. Çünkü takva ehli olan insanlar o sorumluluktan, sorumluluğun altına girmekten aynı o melekler gibi korku duyarlar, haşyet duyarlar.
Yok, bunları anladık da yani neden bunları gündeme getirmemişti Allah? Sadece o zalim olan, zulmeden insanları ele almış. Neden hocam? Bir cevap verecek var mı? Hadi hocam, sen ne dersin bu konuda? Burada hocam benim anladığım kadarıyla hocam Allah'ın vahyine muhalefet olan kişileri kastetmektedir hocam. Ben öyle düşünüyorum hocam. Peki, çok güzel. Ona... Ama neden insan çok zalimdir, çok cahildir? Selamünaleyküm. Aleykümselam hocam. Diyor da neden Müslüman olanları gündeme almıyor burada? Çünkü bunlar iblisi kendilerinin içine koydukları o verdiği şeyi söyleyeyim. Hani şeytanlaşan insanlar, hani iblis bunlara dürtü veriyor ya, her türlü dürtüyü veriyor. Onlarla bağdaşanlar gayri Rabbani yola sapanları kastediyor diye düşündüm. Yok, gayri Rabbani yola sapanlar tabii ki bunlar. Ama neden burada Müslüman olanlar, Rabbim Allah'tır diyen insanlar gündeme gelmemiş? Güzel soru. Güzel soru hocam. Abi. Muhammed Aleyhisselam bir insan. Cahil mi? Zalim mi? Zalim mi? Yusuf, Musa, bunlar zalim mi? Zalimle bir o zaman gerçekten. İnsan çok cahildir, çok zalim. O zaman zalimi şu şekilde, zalim üzerinden gidersek, zalimin kelime manası eşeği konulması gereken yere koymamak. Bunlar esasında zalim olarak değerlendirilmesinin sebebi insanlar fıtratının gereğini yapmayan insanları burada muhatap alıyor Allah. Yok, ama onu... peygamber ve fakva ehli insanlar fıtratına uygun, fıtratı gereğine gereğince hareket ettikleri için sadece zalimleri burada vurguluyor. Bir ayet daha söyleyelim hocam. Bakara suresi 286'da diyor ki Allah'ım bize bizden önceki yüklediğin ağır yükü yükleme. İfadesi kullanıyor. Bize bizden öncekiler derken neyi ifade ediyor burada? Ağır yük neymiş? Evet. Tevfik hocam bunu çok iyi anlamıştı sanırım. Hocam senden dinleyelim. Ali Rıza hocam, ben daha derse yeni girdim, ısınamadım. Onun için siz antrenmanlısınız. Yok, burada yine bir başka bir ayet vereyim. Kur'an'da iki tip ayet vardır der Allah. Bunlardan birisi muhkem olanlar, bu kitabın anasıdır der. Çoğunluğunu teşkil eder der. Bir de müteşabih olan ayetler var. Bu da ilimde derinleşenler ancak bunu anlar der. Arkasından der ki çok ayetlerde bu Kur'an apaçık bir kitaptır der. Bu Kur'an kendi kendisini tefsir eder ifadesi kullanır. O zaman bu Kur'an apaçık bir kitapsa bana iki tane alimi gösterin. Bu Kur'an'daki ayetleri doğru düzgün anlatsın. Var mı? Neden yok? Asr suresinin tersini söylüyor hocam. Mesela diyor ki asra yemin olsun ki insan hüsrandadır. Yalnızca iman edip salih amel işleyip birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariç diyor. Veya bir başka ayette de insanların çoğu iman etmezler, insanların çoğu akletmezler. Onlar imanlarına şirk bulaştırmadan iman etmezler. Böyle şeyler söylüyor. Yani Kur'an çoğunluğu esas alarak bu anlatımı yapıyor. Çok güzel. İnsanların çoğunluğu zulüm içinde olduğu için, zalim olduğu için, cahil olduğu için burayı esas alarak anlatıyor. İnsan çok cahildir, çok zalimdir der. Bir ayet daha örnek vereyim. Günahı kendisini kuşatanlar kafir oldu der. Bakara 81'de. Peki günahı kendisini kuşatanlar kafir olduysa yarıda bırakanlar ne oluyor? Hocam bu akşam güzel sorular soruyorsunuz. Sorular soruyorsunuz. Şimdi burada hocam
Hani Allah diyor ki insanların pek azı iman eder. Bundan dolayı olabilir mi hocam? Tabii ki. Bak burada şunu anlamak lazım. Tevfik hocam da anlattı ya. Yani siz çoğunluğa uyarsanız çoğunluk sizi saptırır. Çoğunluk Rabbani yolun dışında olduğundan dolayı onlara ağır yük yüklendi. Bize bizden öncekilere yüklediğin ağır yükü yükleme, biz de cehenneme atma mesajı veriyor o ayette. O zaman Kur'an'da bu Kur'an apaçıktır ifadesi kullanırken de Kur'an'daki çoğunluk muhkem olan ayetler, anlaşılır ayetler, azınlık da müteşabih olan ayetler. Müteşabih olan ayetler çok azınlık olduğu için çoğunluğa nispet ederek Allah bu Kur'an apaçık bir kitaptır diyor. Şu anda böyle bir bakışla Kur'an'ı anlamaya yöneldiğiniz zaman bu anlayışı kolaylaştıracak diye düşünüyorum. O yüzden Bakara 286'daki işte geçmişteki toplumların yüklendiği ağır yüklü bize yüklenme ifadesi kullandınız. Yani oradaki ifade onların maruz kalacağı cehennem azabı değil mi hocam? Tabii ki, tabii ki. O zaman hocam burada Allah şu soruyu şu cevapla karşılık vermez mi? Yani böyle bir talepte bana bulunmayın. İşin gereği neyse yapın. Cehenneme girmeyin. Kula niye zaten, böyle bir dua yapmış? Zaten insanın o işin gereğini yapması için o ayet seni oraya hazırlıyor. Psikolojik olarak onu aslında Allah'a söylüyormuş gibi aslında onu kendine söylüyorsun. Yani ağır yükü yüklenmemek için elinden ne geliyorsa yap. Bunu senin beynine işletmek için o ayet orada var. Yoksa Allah bilmiyor mu kime ağır yüklenecek, kime yüklenmeyecek? Bizim sözümüzle mi hareket edecek Allah? İşte insanoğlunun beyninin çalışmasının bir sürü ihtiyacı var. Tekrara ihtiyacı var, araştırmaya ihtiyacı var, tefekküre ihtiyacı var, dua formatında düşünmeye ihtiyacı var. Bundan dolayı o ayet bu şekilde gelmiş. Çok güzel. Yani işte Kur'an'ın ne dediğini değil, ne demek istediğini anlamak gerekiyor. İşte Kur'an'da ne derse onu diyeceğiz diyenler burada yanılıyorlar. Allah benim rızka ihtiyacım yok. Ben gökleri ve yeri yaratan benim, insanları yaratan benim, yolu gösteren ve her şeyi yapan benim desin. Bir ayette de şöyle diyor. Ahiret aleminde kat kat arttırmak koşuluyla kim bana borç verecek ifadesi kullanıyor. Ateistler de bunu gündeme getiriyorlar. Kullarından borç isteyen bir Allah diyorlar. Bu doğru mu? Kredi oranları kaç acaba? Efendim? Ay sorunları ne kadar acaba? İşte orada şunu anlamak gerekiyor. Borç istiyor ya hocam, acaba ne kadar kredi oranı belirleyecek? Onu söylüyorum. Yani biraz espri katayım dedim hocam. Bak burada şunu anlamak gerekiyor. Yani Allah kesinlikle insanlar aç olsa da susuz olsa da kesinlikle onlara su verip aç olanları doyurmaz. Ama Allah diyor ki biz gökleri ve yeri yarattık, insanoğlunun emrine verdik diyor. Yani Allah da diyor ki Allah din gününün malikidir. Kesinlikle dünya hayatında insanlar bu emaneti insanlara yükledim. İnsanlardan kim benim gönderdiğim vahiy kurallarına uyarsa o kurtulmuştur, uymayanlar da helak olmuştur diyor. O zaman Allah ahiret aleminde kat kat arttırmayla borç verin ifadesini kullanırken emanet ettiği insanlardan kim Allah'ın emrine uygun olarak söylem ve eylemini düzenlerse işte Allah onlara cennet vardır diyor. İşte bir hastayı doktora götürmek, bir yoksulu ihtiyaçlarını karşılamak, bir yolda kalmışı, isteyip dileneni, aç olanları, onları doyurmak insanlara ait bir şey. Allah evrene rızkı koymuş, yetecek kadar vermiş ama bu insanlardan büyük çok azı dünyadaki, öyle diyor ekonomistler. Yani %100'ün onunu %90'ı yiyor ama
bu verilen malların %90'ını verilen malların %90'ını %10'u yiyor diyor. Hani Necip Fazıl'ın dediği gibi pula 9 pul, 9 pula 1 pul ifadesiyle olay izah ediyor. Şimdi bu Bakara suresindeki ağır yükü Süleymaniye Vakfı ısır yükü diye çeviriyor. Kelime manasından gidiyor. İşte Yahudi olanlara daha önce başka başka şeyler farz kılınmış. Ama Muhammed ümmetine gelince bu ısır yükü kaldırılmış. Artık onlar neyse yani. Bundan dolayı onlar öyle anlatıyorlar bu olayı. Evet, Abdullah Aziz Bayındır anlatma o yönde. Ama bunun Kur'an'a ters bir şey. Sen bir kavme belli kurallar koyacaksın, bir kavme başka kurallar koyacaksın. Bu öyle olmaz. İmtihan prensiplerine de ters. Bu Kur'an'a da ters geliyor hocam. İşte onu anlatıyorum yani. Çifte standart olur yani. Evet. Çünkü Allah diyor biz İsa'ya, Musa'ya, Davud'a ne vahyettiysek aynısını sana da vahyediyoruz diyor. Aynen. Ama buna baktığın zaman Kur'an'la o dediği çelişiyor. O olmaz. Böyle oldu mu bir haksızlık olur. Bir kavme haksızlık etmiş olur. Burada da şu gerekiyor. Hani diyor ya bütün genelde ehli kitap mensubu insanlar seni yaratmasaydım iki cihanı yaratmazdım diyor. Ama son nebi Resulü böyle ilah konumuna getiriyorlar. Ama Kur'an kendi ifadesiyle Bakara suresi 136. ayette deyin ki biz sana indirilene, senden öncekilere indirilenlere iman ettik. Bunların isimlerini de zikrediyor. Arkasından diyor ki onun dışında sana indirilene, senden öncekilere iman ettik. Onlardan hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz deyin diyor. Demek ki bütün peygamberler arasında ayrım yok. Ama bir ayette şöyle diyor, bu da Bakara suresi ya 253 ya 254. Orada diyor ki bazı peygamberleri üstün kıldık diyor. Bu Kur'an'da bir çelişki değil mi sizce? Evet. Peki baba bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Ağır yük yüklemeyin derken şey olabilir mi? Mesela Hazreti Musa dönemindeki toplumsal olaylarda olabilir mi? Mesela çekirge istilası, ne bileyim derelerin suyların karışması, kana bulanması vesaire gibi olaylardan da bahsediyor olabilir mi acaba? Kur'an bunlar şöyle diyor. Yani Kur'an'ın ifadesine göre biz ahiret alemindeki azabı tatmadan önce dünya hayatında ufak tefek azaplarla onları deniyoruz. Yani azaplarla hatırlatmak istiyoruz. Ama onlar yine de eski hallerine döner ifadesiyle Kur'an'daki çok ayetlerde. Burada ağır yük ifadesini Kur'an onların altından kalkması mümkün olmayan bir yol tercihi kullandılar ve o yolda mazlum olanları öldürdüler. Efendim zalim olan onlara her türlü işkenceyi yaptılar ve halkı aptallaştırdılar, köleleştirdiler ifadesiyle olay anlatıyor. Hani büyücüler Rabbim Allah'tır deyip dost doğru yol tutturanlar için ne demişti? Sen Firavun'a diyor sizi öldüreceğim, çaprazlarına el ve ayaklarınızı keseceğim ifadesi hurma ağaçlarında sallandıracağım demişti. Ama büyücüler de biz sen ne yaparsan yap, yapacağını altına koyma. Biz Allah'a teslim olduk. Artık sen öldürsen de umurumuzda değil, öldürmesen de umurunda değil. Sen zaten Musa gelmeden önce halkı köleleştirip zulme uğratmıyor muydun? Biz büyüğümüz dolayısıyla sana yamandık,
senin yolunda yürüdük. Bizi Allah bundan dolayı bağışlasın, onu istiyoruz Allah'tan dediler. İşte düşünebiliyor musun? Yani arkasından Firavun ne diyor? Ya Musa, ey Musa, senin Rabbin ne yapar? Benim Rabbim yaratır, yarattığına yolu gösterir. Peki yarattığı madenlere yolunu nasıl gösteriyor cansız varlıklara? Veya ağaçlara Allah yaratıyor, yolunu nasıl gösteriyor? Hani hayvanları yaratıyor, Allah onlara yolunu nasıl gösteriyor? İnsanları yaratıyor, insanlara yolunu nasıl gösteriyor? İşte bunların hepsine Kur'an tek tek cevabını verip insanları mutmain hale getiriyor. Şimdi Serkan Hocam, senin bu soruna ben de bir şey söylemek istiyorum. Oradaki ağır yükü Musa döneminde olmuş olan olaylar olarak düşünecek olalım. Oradan yola çıkalım yani. İşte çekirge istilası, kuraklık veya başka felaketler. O zaman biz Allah'a diyoruz ki şimdi onlara yüklediğin gibi bize bunu yükleme. Peki Allah onlara bu çekirgeyi, bu kuraklığı vermekle hata mı etti de biz ona diyoruz hatandan dön, yapma bunu bize. Veya onlara bu ağır yükü yüklemek doğru bir şeyse o zaman bize de yüklenmesi lazım. Yani biz Allah'a diyoruz ki bize gelince bu doğruluğu yapma. Kuralını boz demiş oluyoruz o zaman. Dolayısıyla bu Allah'ın imtihan kuralına, prensibine ve kullarına karşı olan mesafesine uymuyor. Buradaki olay ağır yük insanlara kendi yaptıklarının sonucu yüklenir. Mesela bir ayeti kerimede Allah buyuruyor ki sizin için yalnızca ellerinizle işlediklerinizin karşılığı vardır diyor. Hal böyleyse benim elimle işlediğimin karşılığı bana verilecekse o zaman bu yükü ben kendime yüklüyorum. Allah yüklemiyor. Allah kuralı uyguluyor. Kuralı bizim önümüze sunuyor. İstersen diyor vahyin dışına çık. Efendim her türlü alavere dalavereye gir. Tanıma beni. Dünyevi meşakkatlerin içine dal. Ama bunun sonucu ağır yük sana yüklenmesi gerekir. Yani cehennem. İstersen de diyor iman et, salih amel işle. Cennet yükünü kendine yükle diyor. Hal böyle olunca yükü Allah yüklemiyor insanlara. İnsan kendi kendisine yüklüyor. İşte o yükü bizim kendi kendimize yüklemememiz için dua formatında gelen bu ayetle bize kendi kendimizi uyarmamızı Allah sağlıyor. Ayeti bize okutarak yani. Yani yük ne olmuş oluyor o zaman? Tevfik Hocam yük. Yük mü? Cehennem. Evet. Yani insanoğlunun kaldıramayacağı tek yük cehennemdir. Yani. Dünyada ne kadar yük yüklenirse yüklensin bunun bir azabın bir tahammülü var, bir sonu var yani. Ölür gidersin, biter bu iş. Ama cehennem yükü insanın kaldıramayacağı bir yüktür. Çok şiddetlidir, çok çetindir. Farkındaysan ayetlerde Allah sürekli o çok şiddetli bir azaptan bahsediyor. Bak şiddetli diyen burada, çetin diyen Allah. Şimdi bizim beynimizle, tahammülümüzle Allah'ın ilmini, büyüklüğünü bir düşün. O büyük olan Allah, yani milyarlarca yıldızı yaratan, güneşi yaratan, her şeyi idare eden Allah diyor ki bu çok şiddetlidir diyor. Yani bunun şiddetine dayanamazsın sen diyor. İşte bundan dolayı ona ağır yük diyor. Cennete çok güzel aslında. Şimdi birçok peygamberi belli bir kavime geldi. O kavimlerin de çoğu bu yükten dolayı, yani uymadığından dolayı helak olup gittiler. Yani bu helak olma meselesinden dolayı da korkup bu yükten bahsediyor olabilir mi acaba burada? Yani Allah'ın konuşturma sanatından dolayı bu soruyu yani bize sormuş gibi da olabilir mi acaba? Çok güzel. Orada helak olma olayını zaten o ağır yükü yüklendileri anlamında kullanmış. Dünya hayatında eğer insanların işledikleri suçlardan dolayı Allah onlara kesinlikle müdahale etmiyor. Ahiret aleminde onları ebedi cehennemle cezalandıracağını söylüyor. Onun için
Allah din gününün malikidir ifadesi kullanırken de ahiret aleminde Allah ya adaletini gösterecek, dünyada değil. Bunu anlamak gerekiyor. Evet. Arkadaşlar, saatimiz geldi. Dersimize başlayalım inşallah. Başlayalım inşallah. Bugün Bismillahirrahmanirrahim. Tur suresi 35'e kadar herhalde gelmiş. 34'e mi geldik? 35'ten devam edeceğiz dedim. Evet, 35'ten devam ediyoruz. Yoksa onlar hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcılar kendileri mi? Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu halde bir önceki hayatta ne diyordu? Ağır, eğer yani şu halde eğer doğru söylüyor iseniz benzeri bir söz getirsinler. Yoksa onlar hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yoksa yaratıcılar kendilerinin mi? Hani ne diyorlardı o inkar edenler? Biz dünya hayatında yaşarız, ölürüz. Bu da müminin çok ayeti var da. Müminin suresi 35'ten 37'ye kadar devam eden ifadede çok güzel anlatmış. Biz dünya hayatında yaşarız, ölürüz. Tekrar diriltilecek değiliz derler. Bunu da söyleyen sadece müşriklerdir diyor. Müşrikleri de Kur'an ikiye ayırıyor. Birisi deistler, birisi de ateistler. Deistler Allah'ın varlığını ve birliğini kabul ediyor. Ama Allah bize dünya hayatında bir yaşam kuralı, bir hayat tarzı ortaya koymaz. Dolayısıyla peygamberler göndermez, kitap göndermez, efendim melekler diye bir şey yok, ahiret alemi diye bir şey de yok derler. Ama ya ateist olanlar da diyorlar ki Allah onun için şöyle diyor. Nasıl oluyor da Allah'ı inkar ediyorsunuz? Oysa o ölüyken sizi diriltti, tekrar diriltip sizi öldürecek, hesaba çekecek diyor. O zaman buradaki ifadede yoksa ne diyor? Yoksa hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yani hani yokken o sizi diriltti ve diriltip hesaba çekecek. Bu ateist ifadesinin bir sözü. Olmaksızın mi yaratıldılar? Yoksa yaratıcıları kendilerin mi? Yani hani bu evren nasıl meydana geldiğini söylüyorlar. Big Bang teorisine göre bir patlama meydana geldi. Efendim insana 97 bin kilometre damar döşedi o Big Bang teorisindeki kendi kendine meydana gelme olayı. Ağaçlara o bilgi kodlandı. O bilgiler portakal ağacının meyvesini, elma meyvesini, efendim armut meyvesini, bir inek yavrusunu emzirip insanlara süt vermesini onlar düzenledi ifadesi kullanıyor. Allah da ne diyor burada? Yoksa onlar hiçbir şey olmaksızın mı yaratıldılar? Yani onlar kendi kendilerini mi yarattı? Big Bang teorisi mi yarattı? Yoksa yaratıcılar kendileri mi kendilerini yarattı ifadesiyle olayı güzel bir şekilde anlatıyor diye düşünüyorum. Evet, demek ki yaratılış üzerinden bizim Allah'ı bulunabileceğini gösteriyor bu ayet. Tabii ki yani Allah ne diyor? Dağlara bakın, hayvanlara bakın, bitkilere bakın, kendinize bakın. Şu insan düşünebiliyor musun? Onlarca tıp ilim adamı sadece insanın böbrek doktoru, kulak burun boğaz mütehassısı, efendim kalp uzmanı, efendim üroloji uzmanı bunları ayrı ayrı sınıflandırıp
Bunların hepsi toplanıp bir yaratılmış olan insanı çözmeye çalışıyorlar. İnsan yaratmıyorlar. Bir böbrek ortadan kaybolsa o böbreği meydana getiremiyorlar. Bizim damat bunu iyi bilir. Serkan Hocam, onu anlatabilir misin, o uzmanın söylediğini? Şimdi şöyle, Profesör Doktor Murat, soyadını hatırlayamadım da. Yunus Çengel diye bir profesör doktor. Pardon, evet. O şey demişti mesela, ateistlere yönelik nasıl diyor, bir iğne bulunduğunda bu iğnenin insan yapımı olduğu akla geliyor. Veya işte bir el kadar bir böbreğin nasıl kendi başına meydana gelemeyeceğini, diyaliz makinesi düşünün diyor, bir ton ağırlığında binlerce kablo, binlerce vida parçadan oluşup da bunu nasıl rüzgarla, yel estiği veya işte güneş çıktığı, doğal bir şekilde oluşulduğu akla gelmiyorsa bir böbreğin de kendiliğinden oluşamayacağını fena söylüyordu. Çok güzel. Evet. Tevfik abi, ben bir soru soracaktım Acıza Hocam'a. Buyur. Hani bu konuyu hep işliyoruz da işte Allah müşrikleri ikiye ayırıyor, işte Allah'ı inkar edenler ama inananlar, bir de hani Allah'ın emrine uymayanlar. Ne fark ediyor Ali Rıza Hocam ikiye ayrılmanın? Yani ikisi de sonuçta Allah'ın emrine uymuyor. Fark yok. Ne yani? Ahirette bir fark olacak mı? Biz Kur'an'ı, bu zaten müşriklerle kitap ehlini cin olarak tanımlıyor Kur'an. Ona hani Enam suresi 130. ayette biz cehennemi insan ve cinlerle dolduracağız diyor. Hani orada melekler de dediler ki ey insan ve cin topluluğu, sizi bu ahiret alemiyle cehennemle karşı karşıya geleceğinizi uyaran Resuller gelmedi mi? Onlar geldi ama biz onlara inanmamıştık, yalanlamıştık. O zaman girin cehenneme diyor. İşte bu cinleri Kur'an ikiye ayırırken birisi müşrik olanlar, birisi de ehli kitap olanlar. Müşrik olanları az önce, ateist olanları söyledik. Bir de deist olanlar var. Deist olanlar da diyorlar ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı desen Allah derler. Sizi kim yarattı desen yine Allah derler. Nasıl da çevriliyorlar. Bu çevrilme ne oluyor? Hani Araf suresi 172. ayette Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini aldığımızda bütün insanlar Rabbimiz Allah'tır demişlerdi. Ama nefsiniz buna şahit olsun. Ahiret aleminde de biz bundan habersizlik demememiz için ifadesi kullanıyor. Bu inkar eden ve ehli kitap olanlar bile bile Allah'ın gönderdiği bilgileri farkında, nerede yanlış yaptıklarını, nerede doğru yaptıklarını bildikleri halde bile bile yanlışları yapıyorlar ifadesi kullanıyor. Hani yine Araf suresi 173'te diyor ki o ata dinine mensup olanlar geldiler. Bizden sonraki, yani bizden önceki atalarımızın bize sapmasın, onları saptıklarından dolayı bizi de onlar gibi biz de sapma meyline, emeline tutulduk demesinler diye her insana doğruyu da yanlışı da Allah kodluyor bilgiyi. O bilgiye uygun olarak hareket edenler kurtuluyor. Hareket etmeyenler de helak oluyor. Yani bunların hiçbirinin arasında farkı yok. Mesela Allah'a inanmamış ve olanlarla Allah'a inandığı halde Allah'ın Rabliğini kabul etmemiş deistler için hiçbir farklılık yok. Arkasından ne diyordu orada? Yani bir kişinin güzel amellerinin, Bakara suresi 264. ayette bir kişinin güzel amellerinin Allah katında üstü kabul görmesi için mutlaka imanla güzel ameli buluşturması gerektiğini söylüyor Kur'an. Ama orada Bakara 264'te diyor ki
o inkar edenler infak ettikleri zaman onlar yapmış oldukları infaklar bir dağdaki bir toprağın sağanak yağmur karşısında kaybolup gittiği gibi kaybolup gidecek, ahiret aleminde onların yaptıkları değere tabi tutulmayacaklar. Burada şunu gösteriyor, yani imansız bir güzel amelin, güzel amelsiz bir imanın Allah katında hiçbir anlam ve önemi olmadığını, ancak iman ve güzel amellerle buluşan bir yaşam biçimi, hayat tarzının Allah katında hüznü kabul göreceğini Allah vura vura olayı anlatıyor. Deistler cennete girecek, ateistler cennete girecek, efendim ehli kitap, Hristiyan, Yahudiler cennete girecek güzel amel işlerse veya güzel amel işlerse iyi insan olur diyenler kesinlikle yanılıyor. Güzel amel işleyen insan imanla o güzel ameli bütünleştirdiği zaman iyi insan olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum Hatice Hanım, soruna cevap verebildim mi? Ali Rıza Hocam, ya, tabii ki cevap verebildiniz de ben ahirette bir farkı olacak mı? Yani bence olmayacak gibi. Orada farkı sadece şu olacak. Bir kişi ne kadar zulüm yapmışsa, o konuda konsantre olmuşsa, ileri gitmişse veya Allah bir kişi inkar etmişse ve hiç kimseye de zulüm yapmamışsa, bunların hepsi cehenneme girecek ama cehennemde de bunların farkları dereceler halinde olacak diyor Allah. Cennette de güzel amel işleyenlerin cennetteki dereceleri de farklı farklı olacak diyor. O da işlediği amelin performans durumuna göre değişecek. Hocam buradaki derecelerden kasıt ne? Mesela cehennemin kademelerinden bahsediyor. İşte münafıkların cehennemin en alt tabakasında olduğu söyleniyor. Yani buradaki derecelerden kasıt ne? Kasıt söyleyeyim. Bak Hazreti Musa Firavun'un kölelerine geldi, dediler ki ey musluflar, ezilmiş, gerilmiş, itilmiş insanlara gelin birlik ve beraber olalım, şu Firavun'un hatırını bildirelim dediler. Dedi Hazreti Musa. Onlar da dediler ki bizim Firavun'la boğuşacak, ona mücadele verecek, onunla savaşacak gücümüz yok. Siz gidin, ikiniz savaşın. Firavun da ne dedi? Mısır'ın Rabbi ben değil miyim? Şu akan Nil Nehri benim değil mi? Kim benim sözümün dışında bir söz söylerse, benden izlisi başka ilahlara taparsa, ona kulluk ve ibadet etmeye kalkarlarsa, onların çaprazlama el ve ayaklarını keseceğim, vurma ağaçlarını sallandıracağım dedi. Bu musluluk olanlarla, onlar da inkar etti. Firavun da inkar etti. Firavun'un azabıyla o musluluk olanların azabı, ikisi de cehenneme girecek. Aynı olabilir mi? Bir adam öldürenle sadece inkar edip, hani Mümtehine suresi 8 ve 9. ayetlerde anlatır. O eğer inkar edip de Rabbim Allah'tır diyenleri, yerinden yurdundan sürmeyenlere kesinlikle sizin adil olarak davranmanızdan Allah sizi sakındırmaz diyor. Ama kim siz Rabbimiz Allah'tır dediğinizden dolayı yerinizden yurdunuzdan sürerlerse, bu da 9. ayet anlatır, ve size onlara destek veren, yataklık yapan, yardım edenler olursa, işte sizin düşmanlarınız onlaradır diyor Allah. Şu da ayette, hani yine Bakara suresi 193. ayette diyor ki cihat yeryüzünde fitne fesat kalmayıncaya kadar, Allah'ın dini Allah'ın oluncaya kadar yeryüzünde savaşın diyor. Ve arkasından diyor ki düşmanlık sadece zulmedenlere de diyor. Bak Kur'an'daki ifadeye bak. Yani kesinlikle
Allah dünya hayatında bir taraftan insan suresi ikinci, üçüncü ayette diyor ki biz insanı karmaşık olan bir sudan yarattık. Onu deniyoruz. Dileyen şükretsin, dileyen de nankörsün. Burada şükredenlere Allah yol açıyor da inkar eden, nankör olanlara yol açmıyor mu? Yani Allah böyle bir özgür iradesiyle inanan, sağlam bir imanla inansın, cennete girsin, inkar eden de bilerek cehenneme girdiğini anlasın ifadesiyle anlatıyor. O zaman düşmanlık sadece zulmedenler, yani kendi din anlayışını başkaları üzerine zulüm ve işkence aracı olarak kullananlara Allah düşmandır ifadesiyle olay anlatıyor. Bu Hocam sözünüzü kesiyorum da mesela Nisa suresi 48-116. ayette diyor sadece affetmeyeceğim günah müşriklerin, yani şirk. Şirki affetmem, yani müşrikleri affetmem diyor. Ama diyor ki cehennemin en alt tabakasında diyor münafıklar olacak diyor. Demiyor müşrikler olacak diyor. Hocam zaten münafık nedir? Müşrikler de. Hocam inkar eden kişiye zaten kafir diyor. Kafir olanlar kendi kafirliklerini gizleyip o iman edenlere karşı şirin görünüp onların nimetlerinden istifade etmek için bunu yaptılar diyor Allah. Hani Bakara suresi 14. ayette ne diyor? O inkar edenler geldiler iman edenlere dediler ki biz de sizin gibi iman ettik. Ama şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında biz onlarla alay ettik diyorlar, derler diyor. Bunlar yetmiyor mu hocam? Teşekkür ederim hocam. Hocam burada ben de teşekkür ederim. Allah'ın affetmeyeceği şirk dünyada ben tüm günahların sürekliliğinin şirk olduğuna inanıyorum. Yani benim bu şirk ayetlerinden çıkardığım sonuç kesinlikle bu günahların devamlılığı. Yani bu Allah'a meydan okumak. Herhangi bir vahyin ilkeleriyle yasaklanmış bir eylemin yapılması halinde ondan dönüldüğü zaman zaten dönüş ya tövbedir bu. Fakat dönmediğin zaman zaten sarmalın içine giriyorsun. Dolayısıyla dönemediğin takdirde o günahın seni sarmala sürüklüyor ve sen artık o çıkmazın içinden boğulup gidiyorsun, çıkamıyorsun. Şirk işte bu. Yoksa şirkin Allah ile arana şunu koydun işte ama öbür tarafta ibadet senin ibadetin de esasında şey değil. Yani böyle bir günah sarmalına batmışsan diğer ibadetlerin ya da diğer yaptığın işler de samimi olmuyor zaten. Olmuyor. Yani bu da biz aslında hayatta da böyle insanların nasıl insanlar olduğunu görebiliyoruz ve bunlara yönelik de aslında bir hüküm verebiliyoruz ya bizler de. Bilmiyorum. Ben böyle düşünüyorum bu konuda. Çok güzel Ali Baba. Bunu değişik ayetlerle taşlandırmaya çalışalım. Hani Allah şirkin içindeki bütün günahları bağışlar. Peki şirki bağışlamaz mı Allah? Bir ayet söyleyeyim sana. Cehalet nedeniyle onların istemiş oldukları tövbe edip kendini düzeltirse bağışlarım ifadesi kullanıyor. Cehalet nedeniyle şirk içinde değil miydi onlar? Cehalete zaten şirk diyor Kur'an. Bu ayet çelişmiyor mu o zaman? Bir yine başka bir ayet örneği vereyim. Nisa suresi 137. ayette diyor ki bir kişi iman eder sonra inkar ederse tekrar iman eder ve tekrar inkar eder inkarını arttırırsa biz onları bağışlamam diyor. Acizane ben de diyorum ki Allah şirk koşanları da bağışlar. Her türlü günah işleyenleri de bağışlar. Ama insanlar Ali Baba'nın söylediğine yürekten katılıyorum. O küfür içerisinde kendi azgınlıklarını arttırdıkça onlar kendilerini kesinlikle o yanlıştan geriye dönemeyip kendini bağışlayamadığı için Allah bağışlamam diyor. Kendini bağışlayan bütün insanları nasıl günah işlerse işlesin Allah onları bağışlarım diyor. Hani diyor ki hocam Zümrüt suresi
Zümer suresi 53. ayet motamot şu ifadeyi kullanıyor zaten. Allah tüm günahları bağışlar. Heh. Bak bir ayet daha söyleyeyim size. Yani burada şirk koşanları bağışlaman derken yani Enam suresi 158. ayette ifade var. Ölmeden önce kişi iman eder, düşünebiliyor musun? Ne günah işlerse işlesin, iman eder ve imanını hayra dönüştürürse biz onları bağışlarız diyor. Yani Kur'an'da geçen bir ayeti ancak konu içinde doğru bir yere koyup anlamak gerekiyor. Onu da Kur'an nerede nasıl kullanacağını Kur'an bütünlüğüne yaymış. Biz onlardan derleyip toplayıp onu ait olduğu yere koyuyoruz. Hani orada Gazi Hocam inşaatı iyi bilir. Taşı gediğine koymak ifadesi var ya, her taşı ait olduğu yere koymak düzgün bir inşaat yapmayı sağlar. Evet, kolay bu diye düşünüyorum. Diyorsun hocam. Evet, devam edelim. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yoksa üstün güç, her şeyin denetim ve yönetim sahipleri kendileri midir? Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mıdır? Yani bunlar kendi kendilerine nasıl böyle konuşuyorlar? Onlar da kendilerini yaratacak veya kendilerini öldürecek hiçbir gücü olmadığı halde böyle sanki gökleri ve yeri yaratan kendileriymiş gibi hüküm veriyorlar. Diyor ki yoksa Rabbinin hazineleri yani Allah'ın hazineleri nedir? Gökleri ve yeri yaratıp ve arşa istiva etmesidir. Yani Allah evreni yaratmış, 6 günde yaratmış ve 6 günde yarattığı her varlığa yolu göstermiş, arşa istiva etmiş ifadesi bunu anlatıyor. Yolu gösterdiği halde siz ne yarattınız? Kendi ölümümüzü bile engelleyemiyorsunuz ifadesiyle olayı anlatıyor. Arkasından ne diyor? Yoksa üstün güç her şeyden denetim ve yönetim sahibi kendileri midir ifadesiyle onlardır. Yani bunları kendileri mi yarattı ki böyle haşa Allah adına konuşuyorlar? İfade bu. Peki çok özür dileyerek bir soru sorabilir miyim? Tabii ki buyurun. Şimdi biraz önce Allah tüm günahlar affeder dedik ama yani kul hakkı da buna istisna mı yoksa kul hakkını da affediyor mu? Zaten. Öyle söyleyeyim. Biri bana haksız fiil yaptı. Benim gönlüm razı değil ama bir süre sonra bu Allah'tan af diledi. Allah bunu kabul edecek mi? Benim gönlüm yok. Zaten sen Rabbim Allah'tır deyip de geçmiş günahlardan kendini arındırdığın zaman sana Allah yeni bir sayfa açıyor. Zaten kul hakkı da bunun içinde, Allah'ı inkar etmeme de bunun içinde, insanlara yardım ve destek olma da bunun içinde, hepsini içine alıp insanın hani diyor ki benim Rabbim yaratır yolunu gösterir. Allah'ın gösterdiği yol çizgisinde sen söylem ve eylemini düzenlersen Allah seni bağışlar diyor. Bundan daha güzel ne olabilir? Kul hakkı diye bahsetti. Zaten bildiğimiz tabii ki o da var onun içinde. Kul hakkı diye bahsetti. Allah'a ait kul hakkı. Zaten Kur'an'da öyle bir şey yok. Kul hakkını Allah bağışlamaz diye bir şey de yok. Zaten kul hakkında Kur'an kullanırken Allah'a ait senin yaşam biçimi, hayat tarzını Allah düzenlediğine göre sen Allah'ın koyduğu kurallara göre söylem ve eylemini düzenlemezsen kul hakkı budur işte. Hocam bu konuda ben... Hocam kul hakkı var mı? Serkan Hoca'nın sorduğu o değil Ali Rıza Hocam. Serkan Hoca'nın sorduğu diyor ki birisi geldi bana haksızlık etti. Evet. Atıyorum
Ahmet isminde birisi. Şimdi bu Ahmet bu haksızlığı yaptı. Farz edelim Serkan'ın parasını çaldı. Güzel. Evet. Ama daha sonra pişman oldu. Tövbe etti. Bedelini ödemek istedi. Gerekeni yaptı. Ama iman da etti. Salih amel de işledi. Öldü. Şimdi Serkan diyor ki Allah'a, ya Rabbi o diyor sana iyi bir kul olmuş olabilir. Ama filan zaman benim paramı çalmıştı. Ben ısrarla onun cezalandırılmasını istiyorum diyor. Evet. Aynen ha, öyle. Yani o zaman benim bunu cezalandır deme hakkım var mı diyor. Orada zaten yani affederse bir adaletsizlik olmaz mı terazide? Yok. Yani ben gönlüm razı değil. Yok, orada şunu diyor zaten. Bir kişi kul hakkı birine parasını alıp da imkanı olup da onu ödememişse zaten ödemediğinden dolayı bir bedel ödeyecek tabii. O zaten yapılan her yanlışlık insanı cehenneme doğru sürüklüyor. Yapılan her güzel davranış da insanı cennete doğru sürüklüyor. İşte oradaki insana başka birine yaptığını gidip demesi gerekir ki benim sana borcum vardı, gücüm yetmedi, yetmediyse ödeyemedim ve şimdi gücüm yetti, ödüyorum. Sen beni bağışla der. Zaten o bağışlamasa Kur'an diyor ki hani o faiz alıp da Allah bundan sonra faizi kaldırdı. Herkese hak olan hak ettiği olanı yani borç alan kesinlikle üzerine eklemeden eksiltmeden hak ettiğini karşıya ödesin. O da ne zarara uğrasın ne de zarara uğratılsın ifadesiyle Bakara suresi 280. ayette yanılmıyorsam bunu anlatıyor. İşte burada kişi eğer bunu yine ödeyemezse onlara süre tanıyın. Yine ödeyemezse onları bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır diyor. Bundan daha güzel ne olabilir? Hocam burada kişinin ödeyememesi söz konusu değil zaten. Kişi ödemiyor. Ödeyemiyor değil. Ödemiyor. Ödemiyor. Başka ödemiyor. O ayrı bir konu. Fakat ben Serkan kardeşim durumunda mesela benim de böyle bayağı bir insandan yönelik bir dilim yandı. Yani bayağı bir mağduriyetler ben de açıkçası yaşadım bu konularda. Ve ben şunu söylüyorum bu yaşadığım konudaki mağduriyetlere yönelik. Beni mağdur edenler öldükleri zaman Allah'ın terazisinde cenneti hak etmişlerse benim hakkım onlara helal olsun. Eğer hak etmeden cenneti hak etmeyip cehennemi hak etmiş bir ölüm ile buluştukları zaman ahirette benim de hakkım onlara zehir zıkkım olsun, ben de helal etmiyorum. Benim onlara yönelik düşüncem bu. Niye böyle düşünüyorum? Çünkü onlar cenneti hak edecek bir hayat yaşamışlarsa zaten insanlara yığınla salih ameller yapmışlardır. Bunu yapan adama da benim de hakkım helal olsun. İsmail Hocam'ın sözü de yarıda kaldı. Buyur İsmail Hocam. Hocam selamun aleyküm. Kul hakkı var mı ki hocam? Yani ben orayı tartışılmasının gerektiği olduğuna inanıyorum. Hocam kul hakkı diye. Çünkü şöyle özür dilerim ben bir algılımı ifade edeyim. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman varlık, var olan her şey Allah'ın mülküdür. Dolayısıyla zaten kul hakkı diye tabir edilen bir hak da yoktur Kur'an'dan anladığımıza göre. Çok güzel. İsmail Hocam seni çarptılar mı hiç? İsmail Hocam sen 6 ay emek verdin, 3 yıl, 5 yıl emek verdin de alın terini aldın ve seni kandıraraktan bak Tevfik abi bunu iyi bilir. Tevfik abi biliyorum onun da başından geçti. Seni kandırıp da senin paranı senden alın terini aldı ama sen mağduriyetler yaşadın. Bu Allah'ın hakkı mı? Allah tamam emek verdi, şey verdi ama çalıştın. Ben zulme çok uğradım abi. Ali hocam. İsmail hocam. Burada tersi de olabilir. Yani Allah bize gelişi güzel her ağlayana, sızlayana götür paranı ver diyor mu? Demiyor. Akıl vermiş. O zaman biz bu yardımı yaparken ben genelde öyle hani
düşünmeden birisi bir problemi varsa ya hayrı vardır diyorum, veriyorum parayı. Ama bu kişi bunu bana geri ödeyebilir mi? Başına bir iş gelirse ne olur? Bundan bir ipotek almalı mıyım? Bütün bunları yapmıyorum. Yapmadığımdan dolayı aslında burada suçlu benim. Allah bana diyebilirdi ki, diyebilir yani, sen para pul istiyorsun ama ben sana akıl verdim, fikir verdim. Sen hem kendi parana sahip çıkmıyorsun, hem bile şimdi geliyorsun diyorsun ki burada hak iddia ediyorsun. Sahip çıksaydın parana. Bu bir. İkincisi, karşı tarafın cezalandırılması. Şimdi Serkan Hoca'nın şeyinden yola çıkarsak. Diyelim ki Serkan'ın parasını çalanı Serkan Hoca affetti. Bir hırsız affettim dedi. Şimdi öbür tarafa gittiğinde Serkan Hoca bunu affetti diye onun defterinde bu hırsızlık görülmeyecek mi? Silinecek mi? Hayır. Yani günahları da sevapları da kaydeden de affeden de Allah'tır. Buna Allah kararı verir yani. Tabiri caizse bu bir kamu davası gibidir. Bundan dolayı eğer birisi bize bir kötülük yapmışsa onun cezasının verilip verilmeyeceği Allah'a bağlı bir şey. Onun için bu bana kötülük yaptı. Ben buna hakkımı helal etmiyorum. Efendim kesin ve kes cezalandırılacak. Böyle bir kural yok. Onun karşı taraftaki kişinin cennete gitmesi veya cehenneme gitmesi, ceza alması veya affedilmesi bana bağlı olan bir şey değil. Ben onu affetsem bile Allah kuralları var, uyguluyor. Yok diyor, bu benim kurallarımın dışına çıktı bu kişi diyor. Bu cezalandırılacak. Veya ben cezalandırılmasını istesem bile eğer o kişi dünyadayken tövbe etmişse, yaptığı işlediği suçların telafi etmek için gerekli çabayı gayreti göstermişse o kişi artık affedilmenin gereklerini yerine getirmiş olduğundan dolayı o kişi affedilir. Yani sistem böyle çalışıyor. Öbür türlü biz bir kişiyi bir hatasından dolayı ısrarla at bunu cehenneme deriz. Biz insanız. Biz olayın tamamını göremeyiz ki. Ben böyle bir düşünüyorum. Burada hocam burada bir şey söyleyebilir miyim? Buyur. Hocam bir ayet vardı da numarasını hatırlamadım. Hani Allah diyor ki haksız yere birbirinizin mallarını yemeyin diyor Allah. Evet. Zaten önünü kesmiyor bu zaten. Şimdi bak bu Allah'ın emri Gazi Hocam. Evet hocam. Zaten Allah'ın bütün emirleri yeryüzünde barışı ve adaleti sağlamak için. Ama biz şimdi Allah bunu emrediyor mu emretmiyor mu bunu konuşmuyoruz. Biz neyi konuşuyoruz? Birisi diyelim Gazi Hocam'ın Serkan Hoca'nın parasını çaldı. Haksızlık etti. Veya işte geldi çocuğunu dövdü diyelim herhangi bir şey. Serkan Hoca da diyor ki ben asla buna hakkımı helal etmeyeceğim. Bu kişi gidecek cehennemde yanacak. Burayı tartışıyoruz yani. Kişilerin ceza ve ödül alması diğer kişilere mi bağlı? Yoksa Allah'ın kurallarına uyup uymamalarına mı bağlı? Bunu konuşuyoruz yani. Şimdi öncelikle şunları bir anlamamız gerekiyor. Kur'an diyor ki ölen kişi ya Müslüman olarak ölecek, ebedi cenneti hak edecek, ya da gayrimüslim olarak ölecek, ebedi cehennemi hak edecek. Hem günahları miktarında cehennemde yanıp ondan sonra cennete gitme olayı yok. Peki bunlar böyle olurken bir hırsızlık yaptı veya birinin parasını ödemedi diye Allah onu cehenneme mi atacak? Orada şunu anlamak gerekiyor. Hani diyor ki ayette, Enam suresi 162'de de ki benim yaşamımı, ölümümü, namazımı, ibadetlerimi gökleri ve yeri yaratan Allah belirler. O zaman bir Müslüman olduğu zaman yaşam biçimini, hayat tarzını vahye göre düzenlemesi gerekir diyor. Vahye göre düzenleyen bir insan daha önceki günahlarını bağışlayacağım ifadesi kullanırken de bu ne ile ifade ediyor? Yani o kendini düzeltir, tövbe eder, değiştirirse, Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşamını düzenlerse geçmiş günahlarını sileceğim diyor. Peki bu birine den para alıp da ödeyememişse ne yapacak o zaman? Mal mülk Allah'ımsa adama gitti dedi ki arkadaş ben bu borcu ödeyemeyeceğim. Ya affet
ya da benim durumum iyi olursa sana öderim. Peki iyi olmasa ne olacak? İşte Allah diyor ki onu bağıştan diyor. İşte yine Tevbe suresi 34. ayette Yahudi ve Hristiyan papazlar o mazlumun haklarını, altınlarını biriktirirler. Onları ihtiyaç sahiplerine dağıtmazlar. Yerler içerler ifadesiyle o Rabbani yoldan çıkan insanların konumunu anlatıyor. O zaman Kur'an bir kötülük işlediği zaman bunu kasıtlı olarak işliyorsa, gücü yetip de ödemiyorsa ve bundan dolayı da onu Allah zaten hayra ulaştırmaz diyor. Bir ayette de şöyle diyor. Kişiler sevdikleri şeylerden infak etmedikçe onlar kesinlikle hayra ulaşamazlar diyor. Eğer bu Allah sana bu güç ve kuvvetini sana vermişse, ihsan etmişse senin de burada bir sorumluluğun, bir sana yüklenmiş emanet var. Yoksul olanları, ihtiyaç sahibi olanları, onları aç susuz bırakma hakkın yok diyor Allah. Sen bunlardan, Allah'ın ihsan ettiklerinden onlara da ihsan et diyor. Bunu etmediği zaman da ne oluyor? O geriye vites atmaya gidiyor. Yani artık o hakka, hakikate doğru ilerlemiyor, geriye doğru gidiyor. İşte yine söyleyeyim, siz sevdiğiniz şeylerden hayra infak etmedikçe hayra ulaşamazsınız ifadesini kullanırken de bunu anlatıyor diye düşünüyorum. Evet. Ali de el kaldırmış. Buyur Ali. Şimdi burada haksızlığa uğradığımız alanlar nelerdir? İşte borç, alacak verecek mevzusu çok büyük çoğunluğunu bu oluşturuyor. Onun haricinde o beni dövdü, o bana işte geldi 3 kişi 5 kişi saldırdı, o gasp etti. Bir daha kötüsü cinayet oluyor. Bunların hepsi haksızlık, hukuksuzluk. İşte bu haksızlık ve hukuksuzlukların en kahir ekseriyeti borç dedik. Bu borçlara yönelik de Allah kitabında ne diyor? Alışveriş yapacağınız, borçlanacağınız zamanlarda şahitler tutun. Yani bugünkü notervari bir yapıyı bize söylüyor. Yapmamız emrediyor. Peki biz bunu yapıyor muyuz? Biz bunu yapmıyoruz. Ondan sonra da yani biz aslında Allah'ın emirlerine itaat etmeden bir hayat yaşıyoruz. Bunun karşılığında da ne bekliyoruz? Huzur bekliyoruz. Bunun karşılığında da adalet bekliyoruz. O adaleti tesis edecek ana yapı, ana omurga nedir? Devlet. Biz kendimize yapılan haksızlıklara karşı çıktığımızın daha fazlasını devletleşme yönünde bir mücadele veriyor muyuz ortaya? Vermiyoruz. Biz bu mücadeleyi vermediğimiz müddetçe, devletleşemediğimiz müddetçe biz şikayet etmeye devam edeceğiz. Haksızlık yapanın yanına yaptığı kar kalmaya devam edecek. Onun için de bizim mutlak olmazsa olmaz yapmamız gereken şey kesinlikle devletleşmemizin yönünü aşmak, bunu başarmak. Bunu başardıktan sonra da Serkan kardeşin söylemiş olduğu mağduriyetlere benzer mağduriyetler artık ortadan kalkacaktır. Çünkü devlet, adalet devleti herkesten hakkını alacaktır. Tüm haksızlık yapanlardan haklı olanın hakkını alacaktır. Dolayısıyla da böyle bir sorun Müslümanın gündeminde olmayacaktır diye düşünüyorum. Yani cinayet için de geçerli. Ya benim diyor adam benim filancamı öldürdü. Ben razı değilim. İşte benim annemi öldürdü mesela, babamı öldürdü. Zaten adalet devleti olsa, şer'i devlet olsa esasında onun cezasını veriyor ve bu tür sorunların önünü büyük ölçüde kapatmış oluyor. Ama adam diyor ben diyor 15 yıl yatar çıkarım diyor. Yatar onu da göze aldım diyor. Niye? Çünkü tağuti bir düzen var. Onun için tağuti düzeni bizim yıkmak bizim ana görevimiz. Adalet devletini inşa etmek ana görevimiz. Biz bunu yaparsak bu sorunlar sorun olmaktan çıkar diye düşünüyorum. Yani şimdi soruyu biraz daha basite indirgeyecek olursak, yani iki komşu düşünün. Birisi müziği sürekli açıyor, rahatsız ediyor komşusunu, diğer komşusunu. Ama salih amel işlediği için Allah onu affedecek. Diğer komşunun bu yıllarca çekmiş olduğu gürültüdür, patırdıdır vesairedir yanına mı kalacak? Orada Zeyfen Hocam şunu diyor ayette. Yani orada zaten yaptığı yanlışı da doğruyu da bilen insan
onun yanlış olduğunu biliyorsa o Müslüman kategorisine giremiyor zaten. Onu anlamak lazım. Yaptığı yanına kâr kalmayacak. İşte nasıl cehennemde kişilerin işlemiş olduğu günahlara göre derecelerle yerleri ayrılacaksa, işte o da yaptığı suça göre derecelerle cehennemdeki yerini alacak. Zaten Rabbani yolda yürüyen insanlarla, hani diyor ya, kurbanı kabul edilenler, kurbanı kabul edilmeyenler. Bu neyi ifade ediyor? Kurbanı kabul edenler Allah'ın gönderdiği vahiyler çerçevesi içerisinde söylem ve eylemlerini düzenleyen insanlar. Kurbanı kabul edilmeyen de ya Allah'ın gönderdiği vahiy kuralları çerçevesi içerisinde söylem ve eylemi düzenlemeyen insanlar. O zaman bu iki tip insan yaşam biçimiyle, hayat tarzıyla tamamen birbirinden farklı olan insanlar. Olay bu değil mi? Allah zaten kötülük işleyeni, işlediği kötülükten dolayı onu ilahi mesajdan uzaklaşıyorsa, hani diyor ya ayette, kim Cibril'e düşman ise Allah da onların düşmanıdır. Allah onlara düşmanlığını dünya hayatında neyle gösteriyor? İlahi mesajda hak ve hakikatle arasına perde çekmekle gösteriyor Allah diye düşünüyorum. Yani komşusunu Firavun tövbe etseydi Allah affetmeyecek miydi? O ölüm anında tövbe etmedi mi? Etti. Ya, ölümden öncesi yaşadığı hayat serüveninde. Ölümden önce. Tövbe etseydi affetmeyecek miydi Allah? İşte ölümden yani, önce. Firavun'u affeden bir Allah, yani tövbe ettikten sonra herkes affeder diye düşünüyorum. Yok, zaten kişileri affedecek. Kişiler de daha önceki... Adı ki Müslüman da hocam bu kul hakkına girmez yani. Müslüman olduktan sonraki süreç için... Kul hakkı diye Allah'ın koyduğu kurallara göre yaşamayanlar kul hakkına tecavüz ediyorlar. Kul hakkı dediği Allah'ın bu. Bunun içine her şeyi giriyor. Adam öldürmek giriyor. Bir yerden para alıp borç alıp onu ödememek giriyor. Hırsızlık yapmak giriyor. Birine pusu kurup onu cezalandırmak giriyor haksız yere. Olay Kur'an'da detayına varınca kadar anlatılmış. Olay evet. Bu diye düşünüyorum. Peki, başka söylemek istedikleriniz, sormak istedikleriniz var mı arkadaşlar? Saatimiz geldi. Peki, o zaman 37. ayette noktalıyoruz. Yarın inşallah 38. ayetten devam ediyoruz. Tamam. Serkan Hoca, bir videoyu kaydederken ben pek beceremedim. Arkadaşlar kapattıktan sonra sen kapatma da onu çözelim.